Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif sohbetlerimize devam ediyoruz. Allah-u Teala sizlerin de bizlerin de kalbimizi nurlandırsın inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i konuşmanın, dinlemenin bereketiyle katındaki şerefimizi de yücelsin inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme işaret eden ayetlerden birisi de Tarık suresindedir. Sufi müfessirlerden ilk müfessir sufimiz, yani ilk tefsir kitabı yazan Ebu Abdurrahman Es-Süleymi Hazretleri Hakaikut Tefsir diye kalem aldığı bir tefsiri vardır. İlk kaleme alınan tefsirdir bu. O mübarek zat buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Vessemâi vettârik. Andolsun semaya ve tarıka. Ve mâ edrâke mettârik en necmü's-sâkib. Sen Tarık'ın ne olduğunu bilir misin? O karanlıkları geçip gelen yıldızdır. Buradaki yıldızın müfessirimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olduğunu haber vermiştir. O Necim'deki yıldız da öyle haber verilmişti. Tabii bunlar işari manalardır. Ve buradan onların gönlüne doğan ve tabii ki delilleri de kendilerine göre olan manalardır. Burada Efendimizin de yine bir özelliğinin haber verildiğini görüyoruz. Bir başka ayet-i kerimede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikleri şöyle haber veriliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fela uksimu bil hunnes el cevaril kunnes vel leyli izâ as'as ve subhi izâ teneffes innehu le kavlu rasulin kerim zî kuvvetin inde zil arşi mekîn muta'in thamma emin ve ma sahibukum bimecnun ve laqad ra'ahu bil ufuqil mubin ve ma huwa alel gaybi bizanin ve ma huwa biqawli şeytanir racim. Sadakallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor Hicr suresinde, yemin ederim geri dönenlere ve yörüngesinde akıp süpürenlere ve kararmaya başlarken geceye ve nefes almaya başladığında sabaha. O Kur'an gerçekten çok şerefli bir elçinin getirdiği sözdür. Bir elçi ki çok kuvvetli, arş sahibi katında itibarlıdır. Orada sözü dinlenir, ona güvenilir. Arkadaşınız asla bir deli değildir. Andolsun ki peygamber o elçiyi apaçık ufukta gördü. Yani Cebrail Aleyhisselam'ı. O kendisine vahiy edileni açıklamakta cimrilik etmez. Bu Kur'an Allah'ın huzurundan kovulmuş şeytanın sözü değildir buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi bu ayet-i kerimelerde Efendimizin çok şerefli bir elçi olarak Cenab-ı Hak tarafından bildirilmesi, onun ne kadar üstün vasıflara sahip olduğunu bir kez daha Cenab-ı Hak ortaya koyuyor ve Rabbinin katındaki şerefini bizlere haber veriyor Cenab-ı Hak, kendisi haber veriyor. Ve orada Efendimizin pek kuvvetli olduğunu söylüyor ki, bu da ilahi vahyi insanlara tebliğ etmekte Resulullah Efendimiz çok kuvvetli. Yani manevi bir gücü var, çok büyük bir gücü var. Aynı zamanda Efendimiz cismen de kuvvetliydi malumunuz. Yine orada mekin buyuruluyor ki, itibarı var. Allah katında Efendimizin büyük bir itibarı var. Onun nezdinde yüce bir makamı, mevkisi var. Sözü dinlenen kimse. Biliyorsunuz kıyametli insanlar, herkes artık bıkacak yani beklemekten. Ve peygamberlere gidecekler. En son Efendimiz'e gelecekler. Çünkü bütün peygamberler bizim yetkimiz yok diyecekler. Cenab-ı Mustafa Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacak. Secdeye kapanacak. Dua edecek. Yalvaracak Cenab-ı Hakk'a, tesbihte bulunacak ve Cenab-ı Hak ondan sonra insanlara hesap başlayacak malumunuz. Yine orada sözü dinlenir ifadesi Allah Resulü'nün semada sözü dinlenir demek. Ona güvenilir ifadesi de kendisine verilen vahyi almakta ve insanlara tebliğ etmekte güvenilen kimse. Tam net Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hakk'ın güvendiği kişi. Tabii bunlar çok büyük, Efendimizin çok büyük özellikleri olmuş oluyor Cenab-ı Hakk'ın tasdikiyle. Yine onu gördü ifadesi de
gören Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Cebrail'i gördü şeklinde bildiriliyor. Bir başka rivayette de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hakk'ı gördüğü ifadesi var. Bu da farklı bir rivayet. Bir kısmı Cebrail aleyhisselam'ı gördüğünü söylüyor, bir kısmı Cenab-ı Hakk'ı gördüğünü söylüyor. Yine o kendisine vahyedileni açıklamakta cimrilik etmez. Bu da çok önemli. Yani Allah Resulü'nü bazıları itham ediyorlardı güya. Halbuki Cenab-ı Hak onu tasdik ediyor ve asla itham edilemeyeceğini Efendimizin vahyi açıklamak hususunda asla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir şeyi gizlemediğini Cenab-ı Hak şahitlik yapıyor ve kullarına haber veriyor. Bu da burada cimrilik etmeyen kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o cömert ve o Cenab-ı Hak ne vermişse onu aynen aktaran güvenilir, şerefli, üstün bir elçi. İşte bu bize bambaşka bir güzellik veriyor kıymetli kardeşlerim. Yani biz Cenab-ı Hak'tan haberi öyle bir elçiden, öyle şerefli, üstün bir elçiden alıyoruz ki o ne söylüyorsa onu kayıtsız ve şartsız olarak tasdik ediyoruz. Hatta kalbimizde en ufak bir şey şüphe duymadan tasdik ediyoruz ve inanıyoruz. Cenab-ı Hak bize bunu haber verdiği için bu da ayrı bir bizim için hususiyet taşıyor. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak inşallah Efendimizin kıymetini sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bilmeyi nasip eylesin inşallah. Ve Efendimizin ümmeti olarak bu dünyada yaşamayı, ahirette de onun ümmeti olarak haşredilmeyi, yakınında bulunmayı nasip etsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.